İnternet siteleri veya mobil uygulamalara kişisel verilere ulaşım izni verirken iki kez düşünün. Çünkü tek bir tuşa basmanızla verileriniz hackerların eline geçebilir efendim. Dolandırılmamak için aman dikkat. Okuyor musunuz orada ne yazdığını? Okumadan kabul ediyorum zaten. Okuyup ondan sonra onaylamamız lazım. Bilgilerimizi alıyorlar işte TC numaramıza kadar, kredi kartı bilgileri vesaire. Bütün her şey internette. Telefon numaranız, adres bilginiz, hatta kimlik numaranız, internet ortamında gezerken verdiğiniz o izinler ileride büyük sorunlara yol açabilir. Size orada sözleşmeler imzalatıyorlar, siz onları okumuyorsunuz, hepsini kabul ediyorsunuz. Sonra zamanı gelince onlar sizin önünüze bir belge olarak çıkarılıyor tabii. Aslında amaç bazı işlemlerin daha hızlı ilerlemesini sağlamak. Bu yüzden birçok bilgiyi okumadan alttaki tamam tuşuna hemen okey veriyoruz. Ama aslında bu büyük bir hata. Okumadan kabul ediyorum tuşuna da basmam. İşte birçok kişi basıyor aslında. Evet. Ondan sonra da neyi kabul ettiğini bilmeden dolandırılıyor oluyorlar. Bazı uygulamalar tüm fotoğraflarınıza erişim izni istiyor. Bazıları kimlik numaranız, hatta kredi kartı bilgilerinizi. Üstelik toplanan verilerin sonucu hem karşınıza reklam olarak çıkıyor hem de sızdırılma riski taşıyor. Karşıma çıkan şeyleri pek önemsemiyorum, hani es geçiyorum. Çok uzun olduğu için hani hangi birini okuyabilirim diye düşünerekten es geçiyorum. Günümüzde şu an dolandırıcılık en üst seviyede. Çok tehlike var. Açıkçası hepsini okumuyorum tabii ki ben de. Okey deyip geçiyorsun. Yani evet öyle oluyor. Hata. Hata. Peki hackerların ya da dolandırıcıların ağına düşmemek için ne yapmalı? Bir numaralı kural, bir şeyi imzalamadan veya onay vermeden önce mutlaka tamamen okunmalı. Çok teşekkür ederim. Bak burada beni uyarmış oldunuz, sağ olun.